Altaş TV ana haberden iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orduda ne yaşandıysa, dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncelikle Ankara'dan başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Sarayı, İstanbul'dan başlayacağız. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam Dünyası Anayasa Yargısı konferansı açılışında konuştu. Gündeminde o sosyal medyada çok gördüğümüz görüntüler vardı. Yunanistan'a geçen göçmenler ve Yunanistan'ın tavrı vardı. Bu konuyla alakalı değerlendirmelerde bulundu ve Batı'yı bu görüntülere sessiz kalmakla suçladı. Müslümanlara yönelik arzi bakış açısının ürünü kin ve nefret dalgalarının olumsuz etkisi hemen yanı başımızda bugün de devam ediyor. Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutuna varmıştır. Mülteci botlarının denizin ortasında batırılmasından, göçmenlerin işkence edilerek ve soyularak geri itilmesine varan zulümlere her gün bir yenisi ekleniyor. Üstelik Yunanistan'ın bu şımarıklığına ve zalimliğine Batı ülkeleri kayda değer bir tepki de göstermiyor. Yasak savma kabilinden yapılan birkaç açıklamayı saymazsak, bugüne kadar bu zulmü engelleyecek, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu mazlumların haklarını koruyacak hiçbir çabaya rastlamadık. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o insanları gerçekten ürküten, insanlığın bittiği nokta dediğimiz görüntülerle alakalı yorumları bu şekildeydi. Şimdi dün asgari ücret belli oldu ve herkesin aklında bir soru var. Ne o soru? Acaba yeni yılda fahiş fiyatlarla asgari ücret diye verilen cebinden gidecek mi sorusu. Bu yıl bu konuda çok sıkı çalışacağının mesajını Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi. Doktor Mehmet Muş sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı bakanlığımız denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz dedi Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Herkesin korkluğu da bu zaten. Asgari ücretle birlikte biraz daha fazla gelir elde edecek vatandaşlarımız Şubat ayı itibariyle. Bu Şubat ayındaki elde edilen gelirin bir anda cepten gitmemesi için devlet bu yıl yoğun bir şekilde çalışacağını sinyalini veriyor. Giresun'a uzanacağız. Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen Tevrat bulundu. Tarihi eser kaçakçılarına bir darbede ordunun komşu ile Giresun'da vuruldu. Giresun'da güvenlik güçleri büyük bir başarıya imza attı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulancak ilçesinde el yazması Tevrat'ı satmak isteyen İMP'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs güvenlik güçleri tarafından detaylıca sorgulandı. Tarihi eser olan Tevrat'a dair tüm detaylar öğrenilmeye çalışıldı. Zanlının ilçe jandarma komutanlığındaki sorgusunda İstanbul'dan Bulancak ilçesine getirdiği Tevrat'ı 1 milyon 500 bin dolara satmak istediği öğrenildi. Şahıs sorgunun ardından adli makamlara sevk edildi. 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ın Giresun Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. Karadeniz'de Sinop açıklarında kuru yük gemisi yangını meydana gelmiş ve Türkiye'nin gözü bir anda buraya çevrilmişti. Yangının ardından o gemi Ünye Limanı'na getirildi. Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında 20 Aralık akşamı bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında mürettebattan 16'sı yaralanmış, biri kaybolmuştu. Yaralılar ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra Samsun ve Sinop'taki hastanelere kaldırılmıştı.
Yangının ardından Sinop'un Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığına sürüklenen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 römorkörle kontrol altına alınan gemi, incelemelerin ardından yine römorkörler eşliğinde Ünye Limanı'ndaki tersaneye getirildi. Zarar tespit ve diğer işlemlerin ardından geminin onarım maliyeti de belirlenecek. İlerleyen günlerde geminin onarımına başlanmasının planlandığı öğrenildi. Şimdi yılbaşı kutlamaları var. Hristiyanlar gibi yılbaşını karşılıyoruz. Ağaçlar, alkoller, ondan sonra şans oyunları vesaire derken Diyanet İşleri Başkanlığı da bu hafta cuma namazında hutbede bu konuyu gündeme aldı. Bu haftaki cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarına ve şans oyunlarına değinildi. Bu haftaki cuma hutbesi bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım konu başlığı altında verildi. 2022 yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte bu haftanın cuma hutbesinde yılbaşı kutlamaları ve şans oyunlarının bizim değerlerimiz olmadığına vurgu yapıldı. Kıymetli Müslümanlar, toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ümmetini şöyle uyarmaktadır. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Öyleyse bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl, örf, adet ve geleneklerimizi hayatımıza yansıtmayalım. Kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz ifadelerinin kullanıldığı cuma hutbesinde. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysa ki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır denildi. Konu çok basit. Başlıklı da arkadaşlarımız vermiş. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkalım. Devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Ordu İl Başkanı Naci Şamlık Türk, bu arada kendisine geçmiş olsun diyoruz bileğini kırması münasebetiyle. O kazadan önce de ilçelerde ziyaretlerini sürdürdü. Çatalpınar ilçesindeydi. Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kendisine gösterilen ilgi yoğun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk ziyaretlerine Çatalpınar ilçesinde devam etti. Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şanlıtürk'e MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik'le Çatalpınar İlçe Başkanı Sezgin Yılmaz da eşlik etti. Düzenlenen toplantıda vatandaşların talepleri dinlendi. Sorunların çözümü noktasında istişareler de bulunuldu. Şanlıtürk kendilerine gösterilen ilgiden ötürü Çatalpınarlılara teşekkür etti. Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy, son delege seçimlerinde Altınordu Ziraat Odası delegeliğine seçilmişti. Ayrıca kendisi de başkan adayı ve göreve gelmeleri halinde tüm üretici gruplarını kucaklayarak yola devam edeceklerini ifade etti. Altınordu Ziraat Odası delege seçimleri yapılmıştı. Bizler de Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy olarak Uzun İsa Mahallesi'nde üreticilerimizin de teveccühüyle inşallah delege olarak seçildik. Ve 2023 yılının Şubat ayı içerisinde başkanlık seçimi yapılacak, meclisi seçilecek Altınordu Ziraat Odası'nın. Şimdi bizler de Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy olarak tabii ki tabanda tanınıyoruz. Uzun yıllar boyunca fındığın tekniğinin yanında aynı zamanda fındığın ekonomisiyle de büyük mücadeleler verdik. Özellikle kamuoyu takip etti fındığın rekoltesi, yine bizzat kendimiz fındıkta maliyet analiz çalışmalarıyla beraber ulusalda da ses getiren çalışmalarımızı basın yayın yoluyla deklarasyonunu yaptık.
Evet, bu süreçte bizler de Altınordu Ziraat Odası Başkan adayı olarak, Ziraat Mühendisi Haluk Şensoy olarak adaylığımızı, deklarasyonunu yapmıştık. Şu an teveccüh çok güzel, duygulanıyoruz, mutluyuz, gururluyuz. Altınordu Ziraat Odası'nda geçen yıllarda hem mühendis olarak, hem mühendislerimizin müdürü olarak, hem de laboratuvar müdürü olarak, zaten üreticilerimiz bizleri tanıyorlar, hizmetimiz olmuştu. Şu an itibariyle de biz bu uzun yıllar görev yaptığımız Altınordu Ziraat Odası'na başkan adaylığımızı açıkladık. Buradaki amacımız tüm siyasi fraksiyonlar, tüm üretici grupları, bir kişinin, yani bunlarla beraber bir kişinin veya bir grubun veya bir siyasi fraksiyonun adamı olarak değil, kesinlikle tüm üretici gruplarını kucaklayarak tek yürek, tek ses olabilmek amacıyla bizim yürüme yolumuz da budur kesinlikle. Bizim amacımız burada ürün ve üreticidir. Tüm üretici gruplarına buradan sesleniyorum, tüm üreticilerimize. Kıymetli üreticilerimiz, ziraat mühendisi Haluk Şensoy evlatlarına, kardeşlerine sahip çıkarlarsa bizler de kendi adlarına çok mutlu oluruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle birlikte ilimizdeki 2 olan salep üreticisi sayısı 65'e kadar yükseldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tohum ve fide almak isteyenlere de saleple alakalı eğitim ve seminerler veriliyor. Tarım ve hayvancılık alanında birçok yeniliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ordu'da yetiştirilmesi sağlanan birçok bitki arasında yer alan salep için de 2019 yılında pilot uygulamayla proje başlattı. Bölgeye adaptasyonu ve gelişimleri açısından verimin kazanılmasıyla birlikte iki üreticiyle yürütülen salep üretimi bugün 800 bin fidan desteğiyle 65 üreticiye ulaştı. Zaten başka da bir işi yok zaten. Aynen öyle. Ayda bir temizlemediğiniz zaman ciddi miktarda sarıyor maalesef. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Doçent Doktor Ünal Karık tarafından üreticilere yönelik salep yetiştiriciliği eğitimi verildi. Karık, eğitim sonrası Ordu'da üretim yapan üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Özellikle benim gördüğüm üretim alanlarında saleplerin bölgeye iyi adapte olduğu, gelişmelerinin gayet iyi olduğu ve üreticilerin de salep konusunda gerçekten istekli olduğu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte bu bölgede salep tarımının gelişeceğini, bu bölgede daha farklı alanlarda, daha farklı bölgelerde tarımının yaygınlaşacağını ben düşünüyorum. Altınordu ilçesi Saraycık mahallesinde salep yetiştiriciliği yapan Necati Kırcaysa, salep yetiştiriciliği konusunda kendilerini teşvik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmügüler'e teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle salep üretimini deneme amaçlı yapmaya başladık burada. Verdikleri fideleri toprakla buluşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bakan Bey bize bu konularda çok destek veriyorlar. Yapılan incelemeler Ordu'da salep yetiştiriciliğinin yaygınlaşacağını gösteriyor. Zaten başka da bir işi yok zaten. Aynen öyle. Altınordu Belediyesi yaptığı yol çalışmaları ile birlikte mahallelerin yüzünü bir bir güldürüyor. Altınordu Belediyesi ulaşım alanında şehrin çevresini değiştiren yatırımlarını ve çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor. Başkan Aşkın Tören'in ulaşım seferberliği kapsamında başlattığı beton yol programının Sağırlı etabı da tamamlandı. Altınordu Belediyesi asfalt ve beton yol seferberliğiyle mahallelerin uzun yıllardır beklediği hizmetleri bir bir yerine getiriyor. Hem merkezde hem kırsalda yapılan sıcak asfalt çalışmalarıyla konforu şehrin her yerine yayan Altınordu Belediyesi kesintisiz devam eden beton yol programıyla da mahallelerin yüzünü güldürüyor. Beton yol çalışmalarının tamamlandığı mahallelerden biri de Sağırlı oldu.
Çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve hizmetlerden memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, Başkan Aşkın Tören ve Altınordu Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler. Bu beton yolu çalışması dolayısıyla hakikaten çoğu insanlar rahatladı, güzel de oldu. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e ve ekibine teşekkür ederiz. Başkanım sağ olsun, Allah razı olsun, hakikaten çalışıyor. Kötüydü, şimdi çok güzel oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Aşkın Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Çamurluydu, zorlanıyorduk gelirken. Şimdi daha güzel oldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ederiz ve ekibine. Yolumuz önceden kötüydü, şu an güzel oldu. Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeni bir sağlık tesisi daha hizmete girdi. İl Sağlık Müdürlüğü bölgede bir eksikliği gidermiş oldu. Ünye Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Ordu Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan yeni yatırımlarla vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesi her geçen gün artırılıyor. Toplam 1254 metrekare kapalı alana sahip olan Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde 5 adet aile hekimliği birimi, 2 adet 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve Ünye Verem Savaş dispanseri bulunduruyor. Aile Sağlığı Merkezi'nden hizmet almaya başlayan vatandaşlar da verilen hizmetten oldukça memnun oldu. Çok rahat, ikinci kata çıkamıyordum, soluk nefes alamıyordum. Giriş hemen gelin mi anem olayım, iğnemi vurdurayım, rahat yine çıkıp gideyim. Hizmetten de çok memnunum, her şeyden de çok memnunum. Allah'a şükür olsun. Tabii bu devletimiz bunu yapmazsa biz bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Devletimizden, milletimizden de şükür olsun. En önemli bunlar. Bunları yapıyorlar, biz de faydalanıyoruz. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bölge halkını ilgili sağlık sorunları için Ünye Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezi'ne davet etti. Mesudi ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde PTT acentesi açıldı. Açılış törenle gerçekleştirildi. Mesudiye'nin Yeşilce bölgesinde hizmet verecek olan PTT acentesinin açılış töreni gerçekleşti. Hayırlı hizmetlerde kullanmak üzere ya Allah bismillah diyoruz. Hayırlı olsun. Açılış törenine Mesudiye Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Başkan Yardımcısı Necmi Demir, PTT Müdürü Hüseyin Memiş, protokol üyeleri ve yöre halkı katıldı. Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, PTT Müdürü Hüseyin Memiş, Yeşilce Mahalle Muhtarı Muazzez Akın açılış konuşması gerçekleştirdi. Dedik ki biz tamam personeli temin edersek, yerini verirsek, bu anlamda diyerek sağ olsun girişimimizde bulunduk ve buranın açılışını bu hale getirmemize yeri de biliyorsunuz. Belediyemize ait yerimize verdik. İnşallah burada belki ufak tefek faturalarınızı alacağınızı vereceğinizi ilçe merkezine gitmeden bu bölgeye gelerek burada işinizi halletmiş olacaksınız. Tabii ki belki küçük gibi gözüken bir ayrıntı ama bence bu bölge için bölge halkının istemiş olduğu bir hizmetti. Bunu buraya getirmenin bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Açılışınıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle acentenin açılmasında emeği geçen Sayın Belediye Başkanımız ve Kaymakamımıza ve sivil toplum örgütlerine teşekkür eden acentenin Yeşilce'nin biçimi Mesudiye için hayırlı olmasını diler. Teşekkür ederim. PTT acentesinde açılmasına emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza, derneklerimize, muhtar arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yöre insanının işlerini kolaylaştıracak olan PTT acentesi belediye binasında hizmet verecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aile okulu projesi var. Bu kapsamda okullardaki eğitici öğretmenler ailelere yani öğrencilerin velilerine eğitim veriyor. Sadece Altınordu değil, Fasa ilçesinde de proje kapsamında eğitimler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan aile okulu projesi, Ordu'nun Fasa ilçesindeki okullarda devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitimler Fasa Sakarya Ortaokulu'nda gerçekleşti. Eğitici öğretmenler tarafından velilere yönelik verilen eğitimlerde
sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığıyla baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanıyor. Size güvenmesi için, aile içinde annesine babasına da kendini rahat anlatabilmesi için bu eğitimlerin bize çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Eğitici bir eğitim oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum ve de velilere sesleniyorum. Annelere, babalara kesinlikle çocuğunuzu itmeyin, kendinizden uzaklaştırmayın. Mutlaka okullardaki eğitimlere katılmanızı tavsiye ediyorum. Yani çocuklarımıza öğretmeden önce biraz kendimize dönüp bakmalıyız gibi geliyor bana. Çocuklarımıza yaklaşımımız değişti. Onlara daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Onlara yaklaşımımız değişti. Ve çocuklarımızın aslında annelerine babalarına ihtiyacı olduğunu fark ettik. Biz Ordu Fatsa olarak eğitimlerimizde drama eğitimini de kullanıyoruz. Kişiler burada bilişsel olarak öğrendikten sonra duygusal ve fiziksel olarak da deneyimliyor. Kendilerini bir ayna tutuyorlar, empati yapıyorlar. Daha yolun başındayız diye düşünüyorum. Aile okulu projesiyle velilerimizin istekli oluşu, katılımları ve bize geri dönüşlerinin olma olması bizi çok mutlu ediyor. Evde başlar sloganını her zaman destekledik. Aile okulu projesi de buna çok uygun bir proje. Bu yüzden yürekten desteklediğimiz güzel bir proje. Bir rehber öğretmen olarak ailelerin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte de ailelerden dönüşlerin güzel olması, olumlu olması bizim için çok iyi oluyor. Velilerimizden aldığımız dönüşler gerçekten eğitimin ailede başladığını, çocuklarımıza nasıl yardımcı olacağımızı gösterdi bize. Biz bu projeyle gerçekten çok yol kat edeceğiz eğitim adına, ben buna inanıyorum. Fas Sağlık Eğitim Merkezi Aile Okulu Projesi İlçe Koordinatörü Eylem Aydın, Fas'ı ilçesinde 74 kursta 2677 veliye eğitim verildiğini söyledi. Eğitici eğitimleri alan öğretmen arkadaşlarımız kendi okullarında veli eğitimlerimize devam etmekteler. Fatsa Halk Eğitimi Merkezi olarak biz drama öğretmenimiz, okul öncesi öğretmenimiz ve psikologumuzla birlikte zaman zaman bu veli eğitimlerimizi ziyaret edip eğitimleri daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu projenin velilerin bilinçlenmesinde ve okul veli işbirliğinin güçlenmesi noktasında gerçekten önemi çok büyük. Altınoluk ilçesi Durugöl Mahallesi'nde sağlıklı yaşam merkezi açıldı. Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde sağlıklı yaşam merkezi açıldı. Kuruculuğunu fizyoterapist Furkan Keskin'in yaptığı sağlıklı yaşam merkezinin açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Altınordu İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan İl Başkanı Ali Tomakin, Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını diledi. Sordum az önce kaç kişi istihdam edeceksiniz diye. Dedi ki başkanım 7 kişiyle başlıyoruz dedi. İnanıyorum ki bu 7 kişilik kadrosuyla beraber ilimizin istihdamına da katkıda bulunacaklar. O kardeşlerimizin de o kıymetli elleriyle bu iş yerimize gelen kardeşlerimiz, insanımız şifa bulacaklar. Değerli bir hizmet sunmuş olacaklar. Allah yardımcısı olsun diyorum. İlçe Müftüsü Abdullah Söylemez de açılış duasını yaptı. Açılışını yapmış olduğumuz şu mekanımızı sahiplerine, çalışanlarına hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Hayırlı, helal, bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol ve davetliler Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni gezerek verilen hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Hasar kuvvetlendiği zaman zaten aynı zamanda zayıflamış. Peki daha çok hangi yaş aralığının yolu buraya düşer? Her yaş aralığı uygun. 16'dan 80'e kadar uygun. Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin kurucusu Furkan Keskin, birçok alanı bir arada toplayıp bütüncül bir tedavi hizmeti sunduklarını söyledi.
Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hangi hizmetler veriliyor? Öncelikle birçok alanı bir arada toplayıp bütüncül bir tedavi yöntemi yakalamaya çalıştık. Ne kadar diyete, fizik tedaviye ihtiyacımız varsa o kadar da harekete ihtiyacımız var. O yüzden hani buraya gelen birisi sadece bir alandan değil, diğer alanlar için farklı yere gitmesine gerek kalmadan diğer alanlarda da aynı yerde yani tüm hizmetleri alabilecek. O yüzden günümüzde hastalıklara bütüncül yaklaşmamız gerekiyor. Tek alanla, tek tedavi yöntemiyle maalesef çözülmüyor. Vücudumuzda birçok sistem var. Bu sistemleri düzeltmenin yolu da tek bir alandan değil, aynı zamanda spor, diyet gibi birçok alandan destekleyerek yapmamız gerekiyor. Sporunu, tedavisini, diyetini her anlamda alabileceği bir merkez yapmaya çalıştık. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Bu akşam saat 21'de gündem özel programında Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Engin Tekintaş'ı ağırlayacağız. Orduyu konuşacağız. Türkiye gündemini değerlendireceğiz. Kaçırmayın diyelim. Saat 21'deki programda görüşünceye dek hoşça kalın.